Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu deshalb. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, deshalb güzel Türkçemizde bu yüzden anlamına geliyor. İki cümleyi ya da bir düşünceyi temellendirdiğimizde bu yüzden diye ne yapmış oluyoruz? Temellendirmiş oluyoruz, desteklemiş oluyoruz. İşte Almanca'da da bunun karşılığı deshalb. Dilerseniz örneklerimize bir bakalım. İlk örneğimize baktığımızda arkadaşlar, Joachim hat Durst, er kauft Mineralwasser cümlelerini görüyoruz. Şimdi burada Joachim erkek ismiydi, Durst da susuzluk. Mineral Wasser, bu da doğal maden suyu demek arkadaşlar. Şimdi bu iki cümleyi biz bir araya getirdiğimizde temellendireceğimiz için ne yapıyoruz? Joachim susadı. Bu sebepten, bundan dolayı değil mi, ne yapıyoruz? Temellendirmiş oluyoruz. Ne yapıyor? Doğal maden suyu satın alıyor dediğimizde ne yapıyorum? Joachim hat Durst yapısını aynı şekilde koruyorum ve deshalb kauft er Mineral Wasser ile ne yapıyorum? Bunu desteklemiş oluyorum değil mi arkadaşlar? Demek ki Joachim hat Durst, Joachim susadı. Bu yüzden doğal maden suyu satın alıyor. Deshalb kauft er Mineralwasser. Bakın mantık çok kolay. Deshalb'den hemen sonra ne oluyor? Eylem geliyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Deshalb kauft er Mineralwasser ile cümlemizi tamamlamış oluyoruz. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. Meine Beine tun weh. Evet, bunu vücudumuz konusunda görmüştük değil mi? Meine Beine, bacaklarım tun weh. Evet, bu bir yapıydı değil mi? Tekil olarak kullandığımızda bir uzvumuz eğer ağrıyorsa tut weh diyorduk değil mi? Ama bacaklarım ağrıyor derken tun weh şeklinde ne yapıyorum? Burada çoğul olarak ele almış oluyorum. Demek ki bacaklarım ağrıyor dediğimizde meine Beine tun weh. Sonraki cümleye bakalım. Ich muss zum Arzt gehen. Evet, bakın burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu yüzden değil mi? O baştaki düşünceyi ya da baştaki cümleyi temellendirmiş oluyorum. Bu yüzden ne yapıyorum değil mi? Bacaklarım ağrıyor. Bu sebepten, bu yüzden doktora gidiyorum dediğimizde demek ki meine Beine tun weh noktamı koydum. Deshalb muss ich zum Arzt gehen. Bakın burada müssen modal fiili var değil mi? Zorunluluk var. Bu sebepten doktora gitmem gerekiyor değil mi? Ne yapıyorum burada? Modal fiil olduğundan dolayı demek ki kendini zaten gösteriyor yapı. Deshalb'den hemen sonra ne oluyormuş? Modal fiilim geliyor. Tabi burada özneye göre çekimliyorum. Deshalb muss ich zum Arzt gehen. Gehen mastar fiilimi ne yapıyorum? Cümlenin sonuna koyuyorum ve deshalb cümlesini kurmuş oluyorum. Bu sayede değil mi? Bu yüzden anlamına gelen deshalb muss ich zum Arzt gehen cümlesini tamamlamış oluyoruz. Üçüncü örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Herr Müller kann in aller Ruhe Zeitung lesen cümlesini görüyoruz. Bei Müller, bakın burada in aller Ruhe yapısına baktığımızda sakinlik içerisinde, sükunet içerisinde, huzurlu bir şekilde anlamına da gelebilir arkadaşlar. Gazetesini okuyabiliyor diyor değil mi cümlemiz? Herr Müller kann in aller Ruhe Zeitung lesen. Zeitung lesen zaten söylediğim gibi gazete okumak demekmiş. Er fährt gerne mit dem Bus. O otobüs yolculuğunu sever. Bakın otobüs yolculuğu şeklinde güzel Türkçe'yi çeviriyorum. Ancak hani birebir çevirecek olsaydık Türkçe'ye er fährt gerne mit dem Bus. O otobüsle otobüs sürmeyi sever gibi birebir çeviriyoruz. Daha önceden de söylemiştim arkadaşlar. Fahren kara taşıtları için geçerli. Ancak bu taşıdı işte söz gelimi bir otobüs olabilir, tren olabilir. Kişinin kullanıyor olması gerekmiyor. Yolcusu da olabilir. Dolayısıyla yolcu ya da şoför her kimse er fährt şeklinde ele alınıyor. Dolayısıyla er fährt gern mit dem Bus, o otobüs yolculuğunu sever gibi bu şekilde güzel Türkçe'yi çevirirsek hata yapmayız. Şimdi arkadaşlar bu iki cümleyi ben temellendireceğim. Ve diyeceğim ki o sakinlik içerisinde, huzur içerisinde gazetesini okuyor.
Bu sebepten, bu yüzden ne yapıyor? Otobüs yolculuğunu sever diyeceğim. Ve ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde Herr Müller kann in aller Ruhe Zeitung lesen. Bakın buradaki yapıyı aynen buraya taşıdım. Deshalb cümlesi kuracağım şimdi. Deshalb fährt gerne mit dem Bus. Bu sebepten ne yapıyor? Otobüs yolculuğunu sever. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Dilde mantıksız bir şey yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla ne demek istediğimizle de ilgilidir bu. Onunla da orantılıdır. Şimdi ben şöyle diyebilirdim aynı zamanda. O otobüs yolculuğunu sever. Bu sebepten sakinlik içerisinde gazetesini okur da diyebilirdim. Bu durumda ne olacaktı arkadaşlar? Er fährt gerne mit dem Bus. Deshalb kann in aller Ruhe Zeitung lesen. Cümlesinde pekala kurabilirdim. Demek ki ne demek istediğimle ilgili. Ancak burada ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Sakinlik içerisinde gazetesini okuyor. Bu sebepten otobüs yolculuğunu seviyor demiş oluyoruz. Değil mi arkadaşlar? Dördüncü örneğimize bakalım. Ne diyor? Es regnet. Es regnet neydi? Yağmur yağıyor. Die Schüler laufen schnell zur Schule. Öğrenciler laufen. Laufen aslında arkadaşlar yürümek, tempolu yürümek, koşmak gibi anlamları var. Laufen schnell. Zaten buradan schnell'den anlayabiliriz. Hızlı bir şekilde yürüyorlar. Niye? Çünkü yağmur yağıyor değil mi? Die Schüler laufen schnell zur Schule. Hızlı bir şekilde ne yapıyorlar ya da koşuyorlar da olabilir değil mi? Okula gidiyorlar, koşuyorlar gibi. Şimdi biz bu iki cümleyi ne yapacağız? Temellendireceğiz deshalb ile. Değil mi? Bu yüzden dediğimizde. Es regnet, yağmur yağıyor. Deshalb laufen die Schüler schnell zur Schule. Bu sebepten öğrenciler hızlı bir şekilde ne yapıyorlar? Okula gidiyorlar dediğimizde deshalb'den hemen sonra demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Fiilim geliyor. Modal fiil varsa modal fiil geliyor ve asıl fiilim olması gereken yerde mastarda cümlenin sonunda oluyor. Demek ki yağmur yağıyor bu sebepten öğrenciler okula hızlı bir şekilde gidiyorlar dediğimizde es regnet deshalb laufen die Schüler schnell zur Schule diyoruz. Beşinci örneğimize bakalım. Ne diyor? Tina hat keine Arbeit. Tina'nın işi yok. Sie wohnt bei ihren Eltern. O anne babasının yanında yaşıyor. Evet, Tina bu bir kadın ismi arkadaşlar. İşi yok, değil mi? Ne yapıyoruz bakın burada? İşi yok. Bu sebepten anne babasının yanında ne yapıyor? Oturuyor, değil mi? Çünkü İşi olmuş olsa değil mi? Parası olacak belki kendi evine geçebilecek bu sayede. Şimdi biz bunu deshalb ile temellendirdiğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Baştaki cümleyi gene aşağı taşıyacağız ve diyeceğiz ki Tina hat keine Arbeit. Tina'nın işi yok. Noktamı koydum. Deshalb wohnt sie bei ihren Eltern. Bu sebepten anne babasının yanında ne yapıyor? Oturuyor demiş oluyoruz. Arkadaşlar bu örneklerin şöyle bir üstünden bir geçelim dilerseniz. Joachim hat Durst. Demek ki Joachim susadı. Er kauft Mineralwasser. O doğal maden suyu satın alıyor. Şimdi ben burada demek ki deshalb ile ne yapıyorum? Burada susadığını değil mi belirtiyorum. Bu sebepten bakın susadı. Bu yüzden, bu sebepten ne yapıyor? Doğal maden suyu satın alıyor dediğimizde deshalb ile bunu temellendirmiş oluyorum bu iki cümleyi aslında değil mi? Susadığını ve bu yüzden doğal maden suyu satın aldığını deshalb ile bir araya getireceğim bu iki cümleyi. Tabii noktayı da koyuyorum. Joachim hat Durst, deshalb kauft Mineralwasser ile ne yaptım? Bu iki cümleyi ne yaptım? Deshalb ile bu yüzden şeklinde temellendirmiş oluyorum. İkide ise meine Beine tun weh, bacaklarım ağrıyor. Ich muss zum Arzt gehen. Doktora gitmem gerekiyor değil mi? Burada bir zorunluluk var. Bakın burada müssen modal fiili olduğundan dolayı deshalb'den hemen sonra ne oluyormuş demek ki arkadaşlar? Muss değil mi? Eşe göre çekimlendiğinden muss ich zum Arzt gehen. Bakın meine Beine tun weh. Bacaklarım ağrıyor. Deshalb muss ich zum Arzt gehen ile ne yaptım? Burada bir bağ kurdum değil mi bu iki cümleyle? Herr Müller kann in aller Ruhe Zeitung lesen. Er fährt gerne mit dem Bus. Bei Müller
sakinlik, sükunet içerisinde gazete okuyabiliyor. Efrat gerne mit dem Bus, o otobüs yolculuğunu sever anlamı doğuyor değil mi? Şimdi Bayan Müller sükunet içerisinde, sakinlik içerisinde gazete okuyabiliyor. Bakın buradaki cümleyi ne yapıyorum? Aynen aşağı taşıdım. Hem Müller kann in aller Ruhe Zeitung lesen noktamı koydum. Bu sebepten değil mi? Bu yüzden deshalb fährt er gerne mit dem Bus. Sakinlik içerisindeki bu okumuş olduğu gazeteyi değil mi? Ne yapabiliyor? Otobüste bu sayede güzel bir yolculuk yapmış oluyor değil mi? Bu yüzden otobüs yolculuğunu seviyor. Deshalb fährt er gerne mit dem Bus. Es regnet, yağmur yağıyor. Die Schüler laufen schnell zur Schule. Hızlı bir şekilde öğrenciler ne yapıyor arkadaşlar? Okula gidiyor. Ne yaptım? Es regnet noktamı koydum. Deshalb laufen die Schüler schnell zur Schule. Hızlı bir şekilde bu yüzden öğrenciler ne yapıyorlar? Okula gidiyorlar diyorum. Tina hat keine Arbeit, işi yok. Sie wohnt bei ihren Eltern. Anne babasının yanında yaşıyor. Bakın aynen aşağı taşıdım. Tina hat keine Arbeit noktamı koydum. Deshalb wohnt sie bei ihren Eltern demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Joachim hat Durst. Er kauft Mineralwasser. Joachim hat Durst. Er kauft Mineralwasser. Joachim hat Durst. Deshalb kauft er Mineralwasser. Joachim hat Durst. Deshalb kauft er Mineralwasser. Meine Beine tun weh. Ich muss zum Arzt gehen. Meine Beine tun weh. Ich muss zum Arzt gehen. Meine Beine tun weh. Deshalb muss ich zum Arzt gehen. Meine Beine tun weh. Deshalb muss ich zum Arzt gehen. Herr Müller kann in aller Ruhe Zeitung lesen. Er fährt gerne mit dem Bus. Herr Müller kann in aller Ruhe Zeitung lesen. Er fährt gerne mit dem Bus. Herr Müller kann in aller Ruhe Zeitung lesen. Deshalb fährt er gerne mit dem Bus. Herr Müller kann in aller Ruhe Zeitung lesen. Deshalb fährt er gerne mit dem Bus. Es regnet. Die Schüler laufen schnell zur Schule. Es regnet. Die Schüler laufen schnell zur Schule. Es regnet. Deshalb laufen die Schüler schnell zur Schule. Es regnet. Deshalb laufen die Schüler schnell zur Schule. Tina hat keine Arbeit. Sie wohnt bei ihren Eltern. Tina hat keine Arbeit. Sie wohnt bei ihren Eltern. Tina hat keine Arbeit. Deshalb wohnt sie bei ihren Eltern. Tina hat keine Arbeit. Deshalb wohnt sie bei ihren Eltern. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Sophia hat sich erkältet. Evet, bakın burada bir refleksif fiil var. Nedir o? Sich erkälten. Neydi? Üşütmek demekti değil mi? Sophia, bu da bir kadın ismi arkadaşlar. Sie hat schnupfen. Evet, nezle oldu. Almanca'da nezlesi var gibi Türkçe'ye çevrilebiliriz. Çünkü haben ile anıldığı için arkadaşlar. Sie hat schnupfen demek ki nezle oldu anlamı doğuyor. Şimdi burada arkadaşlar ben ne diyeceğim? Sophia ne yaptı? Üşüttü. Sophia hat sich erkältet. Erkältet. Bu sebepten deshalb hat sie schnupfen denildiğini, demek ki bu sebepten ne oldu? Nezle oldu demiş oluyoruz. Deshalb'den hemen sonra ne olmuş arkadaşlar? Haben fiili olması gereken yerde değil mi? Deshalb'den hemen sonra demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Eylemimiz geliyormuş. Yedinci örneğimize bakalım. Wir fahren morgen früh nach Köln. Yarın erkenden, morgen früh demek arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Yarın erkenden wir fahren morgen früh nach Köln. Köln'e gidiyoruz değil mi? Wir können nicht zum Konzert gehen. Biz konsere gidemiyoruz. Şimdi burada bir nedensellik var. Burada bir neden sonuç ilişkisi var. Bu sebepten, bu yüzden değil mi diyeceğiz. Bu durumda deshalb'i kullanacağız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Wir fahren morgen früh nach Köln. Yarın erkenden Köln'e gidiyoruz. Bakın bu yüzden deshalb
Können wir nicht zum Konzert gehen? Bu sebepten ne yapamıyoruz? Konsere gidemiyoruz diyor cümlemiz. Bakın können modal fiil olduğunda değil mi? Az önce de söylemiş olduğum gibi deshalb'den hemen sonra geliyor ve asıl fiilim mastarda ve cümlenin sonunda. Bu durumda wir fahren morgen früh nach Köln. Yarın erkenden Köln'e gidiyoruz değil mi? Yarın erken saatlerde. Dolayısıyla morgen früh. Bu yüzden ne yapıyoruz? Konsere gidemiyoruz dediğimizde arkadaşlar. Deshalb können wir nicht zum Konzert gehen demiş oluyoruz. Sekizinci örneğe bakalım arkadaşlar. Es gibt Sommerschlussverkauf. Evet, yaz sonu indirimi anlamına gelen Sommerschlussverkauf. Yaz sonu indirimi var denildiğinde demek ki es gibt Sommerschlussverkauf. Bu kış sonu indirimi olsaydı arkadaşlar Winterschlussverkauf diyecektik. Die Frauen fahren in die Stadt. Kadınlar şehre gidiyorlar diyor. Değil mi cümlemiz? Die Frauen fahren in die Stadt. Şimdi arkadaşlar kadınların gitme sebebi ne? Şehre. Çünkü yaz sonu satışı var. Değil mi? Bu durumda ne olacak? Öncelikle bu cümleyi aşağı taşıyacağım ve diyeceğim ki es gibt Sommerschlussverkauf noktamı getirdim. Bu yüzden ne yapıyorlar? Kadınlar şehre gidiyorlar. Deshalb fahren die Frauen in die Stadt demiş oluyoruz. Dokuzuncu örneğe bakalım arkadaşlar. Es ist draußen kalt. Dışarısı soğuk diyor değil mi cümlemiz? Es ist draußen kalt. Du sollst deinen Mantel nehmen. Sen ne yapmalısın? Montunu almalısın diyor değil mi cümlemiz? Şimdi dışarısı soğuk. Bu yüzden montunu almalısın diyeceğiz. Es ist draußen kalt. Deshalb sollst du deinen Mantel nehmen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar şöyle bir üstünden geçelim. Ardından doğru bir telaffuzda bunun okumasını yapalım. Şimdi 6. örnekte demek ki Sophia hat sich erkältet. Sophia ne oldu? Üşüttü. Sie hat Schnupfen, nezlesi var değil mi? Nezle oldu deriz. Bu durumda Sophia hat sich erkältet. Deshalb hat sie Schnupfen, değil mi? Üşüttüğü için işte bunun neticesinde ne oldu? Nezle oldu demiş oluyoruz. Deshalb hat sie Schnupfen. Yedinci örnekte wir fahren morgen früh nach Köln. Yarın erkenden Köln'e gidiyoruz. Wir können nicht zum Konzert gehen. Konsere gidemiyoruz. Bakın bu yüzden konsere gidemiyoruz diyeceğimizden dolayı deshalb ile ne yapıyoruz? İkinci cümleyi oluşturuyoruz. Tabi buradaki cümleyi aynen buraya ne yaptık? Taşıdık. Wir fahren morgen früh nach Köln noktamızı koyduk. Deshalb können wir nicht zum Konzert gehen. Bu yüzden konsere ne yapamıyoruz? Gidemiyoruz diyor cümlemiz. 8'e baktığımızda es gibt Sommerschlussverkauf. Yaz sonu değil mi? Yaz sonu satışı, indirimi anlamına gelen Sommerschlussverkauf. Die Frauen fahren in die Stadt. Kadınlar demek ki şehre gidiyorlar. Yaz sonu indirimi olduğundan dolayı, bu yüzden dolayı diyeceğiz. Bu durumda deshalb'den yardım alacağız. Es gibt Sommerschlussverkauf noktamızı koyduk. Şimdi temellendirme. Deshalb fahren die Frauen in die Stadt, değil mi? Dokuzuncu örneğimize baktığımızda es ist draußen kalt, dışarısı soğuk. Du sollst deinen Mantel nehmen, sen montunu almalısın. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Baştaki cümleyi alıyormuşuz. Es ist draußen kalt. Bu yüzden bakın dışarısı soğuk. Bu yüzden montunu almalısın dediğimizde demek ki deshalb sollst du deinen Mantel nehmen diyoruz. Sophia hat sich erkältet. Sie hat Schnupfen. Sophia hat sich erkältet. Sie hat Schnupfen. Sophia hat sich erkältet. Deshalb hat sie Schnupfen. Sophia hat sich erkältet. Deshalb hat sie Schnupfen. Wir fahren morgen früh nach Köln. Wir können nicht zum Konzert gehen. Wir fahren morgen früh nach Köln. Wir können nicht zum Konzert gehen. Wir fahren morgen früh nach Köln. Deshalb können wir nicht zum Konzert gehen. Wir fahren morgen früh nach Köln. Deshalb können wir nicht zum Konzert gehen. Es gibt Sommerschlussverkauf. Die Frauen fahren in die Stadt. Es gibt Sommerschlussverkauf.
Die Frauen fahren in die Stadt. Es gibt Sommerschlussverkauf. Deshalb fahren die Frauen in die Stadt. Es gibt Sommerschlussverkauf. Deshalb fahren die Frauen in die Stadt. Es ist draußen kalt. Du sollst deinen Mantel nehmen. Es ist draußen kalt. Du sollst deinen Mantel nehmen. Es ist draußen kalt. Deshalb sollst du deinen Mantel nehmen. Es ist draußen kalt. Deshalb sollst du deinen Mantel nehmen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde deshalb yapısını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.